Alman mutfağı Alman ulusunun yemek tarzından ileri gelmektedir. Yüzyıllar boyunca bölgeden bölgeye gerçekleşen sosyal ve politik değişiklikler etkisiyle mutfak gelişimini sürdürmüştür. Almanya'nın güney bölgeleri olan Bavyera ve Swabia, birçok ortak yemek kültürünü paylaşmaktadır. Malzeme ve yemekler eyaletlere göre değişmektedir. Hem ulusal, hem bölgesel nitelikte birçok önemli yöresel yemek bulunmaktadır. İlk zamanlar yöresel haldeki birçok yemek, günümüzde değişiklikler geçirerek ülke çapına yayılmışlardır. Alman mutfağı heterojen toplum yapısı ve karışık kültürü ile çeşitlilik göstermektedir. Domuz, biftek ve kümes hayvanları, domuz en fazla olmak üzere Almanya'da başlıca tüketilen et çeşitleridir. Yılda kişi başına düşen et tüketimi miktarı 33 kilogram. 72 lbs'dır. Kümes hayvanları arasında tavuk en yaygını olmakla birlikte ördek, kaz ve hindi de ayrıca sevilen ürünler arasındadır. Av etleri, özellikle domuz, tavşan ve geyik tüm yıl boyunca bulunabilecek ürünlerdendir. Kuzu ve keçi etleri de bulunabilmektedir fakat çok fazla rağbet görmemektedir. Etler genellikle rosto şeklinde yenilmesine rağmen, tavada pişirme de mevcuttur fakat bu tariflerin kaynağı Fransa'dır. Almanya genelinde etler çoğunlukla sosis şeklinde yenmektedir. Almanya'da yaklaşık olarak 1500 farklı sosis tipi bulunmaktadır. Wurst, alabalık, Alman menülerinde en yaygın olarak tüketilen tatlı su balığı olmakla birlikte bunun yanında turna balığı ve sazan da oldukça sevilmektedir. Levrek de ayrıca sıklıkla tüketilir. Deniz yemekleri geleneksel olarak ringa balığı salamurası. Ringa salamurası yuvarlanarak turşu salatası veya soğan etrafında silindirik hale getirilir, şeklinde sunulan ringalar haricinde kuzey kıyı bölgeleriyle sınırlıdır. Günümüzde taze ringa, ton balığı, uskumru, somon balığı ve sardalya gibi deniz balıklarına ülke çapında ulaşılabilmektedir. Sanayi devrimi ve ardından gelen nehir kirliliği öncesinde. Somon balığı rihine. Elbe ve Oder nehirlerinde yaygın olarak bulunmaktaydı. Köln marketinde bir kuşkonmaz standı sebzeler çoğunlukla yahni veya sebze çorbalarında kullanılır fakat aynı zamanda garnitür olarak da servis edilir. Havuç, şalgam, ıspanak, bezelye, fasulye ve lahananın birçok çeşitleri yaygındır. Kızarmış soğanlar ülke genelinde birçok et yemeğinin yanında yaygın olarak kullanılan bir aperitiftir. Kuşkonmaz, özellikle beyaz olanı, yaygın kullanılan bir garnitürdür veya ana yemek olarak da hazırlanmaktadır. Restoranların mevsimi olduğu zamanlar tüm menülerini beyaz kuşkonmaz yemeklerine ayırdıkları olmaktadır. Kuşkonmaz mevsimi, Almanca. Spargelzeit veya Spargelsaison, Mayıs'ın ortasında başlayıp, 24 Haziran'a karşılık gelen sen. Jonstide bitmektedir. Alman mutfağında önemli bir yere sahip olan patates. Almanlar tarafından bir sebze olarak görülmemektedir. Paprika, hun, tavuk haşlama ve el yapımı küçük knöpfle. Knödel, erişte, İtalyan makarnasından daha incedir ve genellikle yumurta sarısı içermektedir. Özellikle ülkenin güneybatı kısmında, spitzle denilen eriştenin en fazla tüketilen çeşidi, içine fazla miktarda yumurta sarısı konularak hazırlanır. Ayrıca ravioli'yi anımsatan Maultaschen adında geleneksel olarak doldurulmuş erişte bulunmaktadır. Eriştenin yanında, patates ve hamur köftesi de, klöe veya knödel, özellikle güneyde oldukça yaygındır. Patates Alman mutfağına 18. yüzyılın sonlarında girmiştir ve 19. ve 20. yüzyıllarda ülkenin her yerinde bulunabilir hale gelmiştir. Patateslerin en fazla sunulma biçimi tuzlu suda kaynatılaraktır fakat püre ve kızartılmış patateste önemli yer tutmaktadır ve pommes frites, patates kızartması, günümüzde oldukça yaygın olmuştur. Pommes frites'in daha kısası olan pommes. Amerikan tarzı bir patates kızartması olup, McDonald's ve Burger King gibi Amerikan fast food mağazaları dışında pek yaygın bulunmamaktadır. Daha fazla tercih edilenleri ise ketçap veya mayonezle veya pommes rote'de olduğu gibi her ikisiyle beraber servis edilen Hollanda ve Danimarka tarzı kızartmalardır. Ülke çapında pasta ve turta B akımından birçok çeşit bulunmaktadır. En fazla tercih edileni ise taze meyvelerden yapılanlarıdır. Elma, erik, vişne ve çilek düzenli olarak pastalarda kullanılan meyvelerdir. Kesmik peynirinden yapılan Käsesäcke oldukça popülerdir. Schwarzwälder Käse kirazdan yapılan yine oldukça bilindik bir pastadır. Alman çöreği.
deliksizdir. Marmelatlı veya diğer tatlı dolgularla yapılan mayalı hamur toplarıdır ve bölgeden bölgeye değişmekle birlikte çoğunlukla Berliner, Pfannkuchen, Krepper veya Krapfen isimlerini almaktadır. Çavdar buğday. Roggenmesirbrot. Tost ekmeği. Toastbrot. Kepekli taneli. Volkornbrot. Buğday çavdar. Ezenmesirbrot. Beyaz ekmek. Eybrot. Çok taneli, Mehlkornbrot, çavdar, Roggenbrot, ayçiçeği tohumu, Sonnenblumenkernbrot, balkabağı tohumu, Kürbiskernbrot, soğan ekmeği, Ziebelbrot, içecekleri ise, Pils veya lager ve limonata. Radler Altbier ve kola. Refelder Cola Ezen Şarap Sprudel Spezi Kahve.